Merhaba çocuklar. Bu akşam sizlere Kutsal Kitap'tan İsa'nın Sevgi Öyküleri kitabından İyi Çoban isimli öyküyü paylaşacağım. Hazır mıyız? Hadi bakalım. İyi Çoban. Çoban ve kral olan Davut. Mezmur 51'den. Davut bir çobandı ama Tanrı ona baktığında bir kral görüyordu. Davut gerçekten de büyüdüğünde kral oldu. Davut harika bir kraldı. Tıpkı Tanrı gibi onun da sevgi dolu bir kalbi vardı. Ama bu onun mükemmel olduğu anlamına gelmiyordu. Aslına bakarsanız çok kötü şeyler de yaptı. Davut birisini öldürdü bile. Evet, ne yazık ki Davut hayatını bayağı mahvetti. Ama Tanrı en mahvolmuş durumu bile alıp planında kullanabilir. Rab, benim yeni bir kalbe ihtiyacım var diye dua etti Davut. Çünkü benim kalbim günah dolu. Lütfen, lütfen içimi temizle. Tanrı Davut'un duasını dinledi, Davut'u bağışladı. Ona şu sözü verdi. Davut, seni büyük biri yapacağım. Bir gün senin ailene bir kral doğacak ve o bütün dünyayı iyileştirecek. Biliyor musun? Davut şarkılar da yazdı. Hatta şarkıları o kadar güzeldi ki o zaman öyle bir şey olsa kesin en çok satanlar arasında olurdu. Davut'un şarkıları birer dua gibiydi. Biz onlara mezmur diyoruz. Bu mezmurun adı Çobanın Şarkısı. Mezmurların en sevileni diyebiliriz sanırım. Bakın şöyle yazıyor. Tanrı benim çobanım, ben de onun minik kuzusuyum. Beni besler, bana yol gösterir, bana bakar. İhtiyacım olan her şeyi bana verdi. İçimde kalbim çok sakin. Bir çayırda, küçük bir çayın yanında, yumuşacık yeşil çimenlerde yatıyormuşum gibi sakin. Karanlık, korkutucu, ıssız yerlerde yürüsem bile korkmayacağım. Çünkü çobanım nerede olduğumu bilir. İşte burada. Benim yanımda. Beni güvende tutar. Beni kurtarır. Beni güçlü ve cesur yapar. Benim için, özellikle benim için harika şeyler hazırlıyor. Hayal ettiğim her şeyi hazırlıyor. Kalbimi öylesine büyük bir mutlulukla dolduruyor ki içim içime sığmıyor. Nereye gidersem gideyim, biliyorum ki Tanrı'nın asla durmayan, asla vazgeçmeyen, kırılmaz, sonsuz ve süresiz sevgisi benimle birlikte olacak. Çok güzel değil mi? Tanrı bu şarkıyı Davut'a verdi çünkü Davut'un bunu halka söylemesini istiyordu. Bu şarkı sayesinde bileceklerdi ki Tanrı onları seviyor ve onlara her zaman bakacak. Tıpkı bir çobanın koyunlarını sevdiği gibi. Bir gün Tanrı öyle bir şey yapacaktı ki insanlar binlerce ve binlerce daha şarkı yazmak ve söylemek isteyecekti. Tanrı halkını ne kadar sevdiğini müthiş bir şekilde gösterecekti. Bir çoban daha gelecekti. Hem de daha da harika bir çoban. Ona iyi çoban denecekti. Bu çoban Tanrı'nın bütün kuzularını asıl ait oldukları yere geri götürecekti. Tanrı'nın kalbine. Nasıl? Güzel mi öykü? Hadi bakalım. İyi akşamlar.